Merhabalar efendim. Bugünkü videomuza, bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Rabbim insanımızın zihnini doğru çalıştıracak, doğru ifade edilmiş, doğru kaynaktan beslenmiş bilgileri hem taşımamızı, hem yaşamamızı, hem iletmemizi nasip etsin. Bu dünya hayatında en anlamlı şey hayatta doğru yaşamaya çalışmak. Doğru kaynaklarla irtibat halinde olmak, bizim zihnimizi, bizim gönlümüzü, bizim maneviyatımızı besleyecek, bizi insan gibi insan yapacak değerlerle olan irtibatımız, bizim ne durumda olacağımız, yolculuğumuzun nasıl olacağı ve hatta ne tarafa gideceğimiz hakkında da bize hem fikir verir hem destek olur. Allah-u Teala bunu her birimize en doğru şekilde nasip etsin inşallah. Efendim bugün de genç kızlarımızla ilgili tavsiyelerime, rehberliğime devam edeceğim inşallah. Sevgili kızlarım, güzel ve değerli kızlarım, sizler hayat yolculuğunda büyüklerin rehberliğine zaman zaman ihtiyaç hissedeceksiniz. Hepimiz bunu hissettik. Burada önemli olan dayatmadan, bunu yapmak zorundasın demeden, aklınıza hitap ederek, aklınızı geliştirecek sözler söyleyerek, sizin de bir birey olduğunuzu, sizin de özgün olduğunuzu, zarar vermeden bir şeyleri aktarmanın önemli olduğunu Allah bize nasip etsin. Bizim anlamamızı nasip etsin ve bunu hayata geçirmemizi nasip etsin. Doğruyu bilmek önemli ama doğruyu nasıl söyleyeceğimizi bilmek daha önemli. Doğruyu bilmek önemli, o doğruyu kendi hayatımızda yaşamak söylememizden daha önemli. Doğruyu bilmek önemli, o doğruyu takdim etme biçimi, o doğruyu sunma biçimi, İnsanları kırmadan, incitmeden, karşımızdaki yavrularımızın gönlünü zedelemeden, aradaki iletişimi bozmadan, düzgün bir dille anlaşılır bir şekilde ifade etmek, aradaki saygınlığı koruyacak bir dil ve üslupla gençlerimize yaklaşabilmek çok önemli. Rabbim bunu hem bize nasip etsin hem yetişkin olduğumuzda da size nasip etsin inşallah. Sevgili gençler, değerli kızlarım, yavrularım, diyelim ki şöyle bir telefon var elimde. Bunun şarj olması gerekiyor. Zaman zaman şarjı bitiyor ve düzenli olarak onun şarj olması gerekiyor. Niye? Çünkü onun enerjisi o, çalıştıran güç kaynağı o. Şarjı bittiği zaman telefonun işlevi de biter. Aynen teknik aletlerin kiminin pili var, kiminin şarjı var, kiminin motor ömrü var. Bunlar bittiği zaman işlevi de biter. Bizim de canlı organizmamızın beslenmek biçimi var, gıdası var, duygularımızın gıdası var, fikri yapımızın, aklımızın gıdası var, sosyal hayatımızın gıdası var, ruhumuzun, maneviyatımızın gıdası var. Biz bunları doğru ve yeterli bir şekilde, doğru kaynaktan ve yeterli bir şekilde alırsak hayatımızı çok daha doğru ve çok daha iyi bir şekilde sürdürebiliriz. Şimdi bizi manevi değerlerimize bağlı bir hayata sevk edecek en önemli üç kaynak var. Anne babamız, iletişim içinde olduğumuz çevremiz ve bilgi kaynaklarımız. Çevremiz de bir bilgi kaynağı fakat daha çok gördüklerimiz, okuduklarımız, seyrettiklerimiz ve şahit olduklarımız, bunlar bizde bir hayal, bir tasavvur oluştururlar. Neyi daha çok görürsek o gördüklerimize dayalı zihnimiz plan yapar, program yapar ve hayal kurar. İşte biz, özellikle siz gençlerin doğru hayaller kurması ve doğru bir idealin peşinden koşabilmesi için toplum olarak sorumluyuz ve görevliyiz. Çünkü sizlerin şahsiyet yapılanmanızın oluşmasında anne babanızın, biz yetişkinlerin söylediği sözler, davranış biçimleri, bilgi kaynağı olarak el attığımız şeyler, vaktimizi neyle geçirdiğimiz, nelerle geçirdiğimiz, kimlerle oturup kalktığımız, ne gibi arayışımızın olduğu, dualarımızın ne yönde olduğu sizde de
bu demek ki önemliymiş, ben de bu tarafa gitmeliyim gibi bir algı oluşturur. Okuduğunuz kitaplar kadar kelime hazineniz güçlü olur. Okuduğunuz kitaplar kadar diliniz düzgün olur. Okuduğunuz kitaplar kadar böyle bakmaz, böyle bakarsınız. O yüzden de doğru kitaplarla birlikte olmak insanın en çok ihtiyaç hissettiği hususlardan birisidir. Güzel bir çevreniz olabilir, iyi bir aile ilişkiniz olabilir ama kendinizi okuyan bir insan haline getirmediğinizde ve bunu doğru kaynaklarla yapmadığınızda var olan bilgiler sizin size ait gerçeğinizin hayata geçmesi noktasında yetersiz kalacaktır. Anlama, anlayış gösterme, anlayış bekleme, olayları, durumları yorumlama, bir tepki göstermemiz gereken bir durum yaşandığında ona göstereceğimiz tepkiler, hepsi okuyup kendimizi geliştirdikçe üst düzey, kaliteli ve seviyeli olur. Okumayıp kendi içimizde tabiri caizse badanaj yaptıkça da seviyemiz düşer. İletişim kalitemiz düşer. Ve biz bir de bakmışız ki kendimizi haklı göre göre, karşımızdakini haksız göre göre iletişimi baltalamışız, iletişimi kötüleştirmişiz ve bulunduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. O zaman bizim doğru hayaller, doğru kahramanlar, daha doğrusu doğru hayalleri ve doğru kahramanları hayatımıza alabilmemiz için önce ve mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrenmek, onu derinlemesine muhabbet bağlayacak kadar, muhabbetle yönelecek kadar Peygamberimizi tanımaya ihtiyacımız var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Onu getiren bir insan peygamber ve o nasıl anladı, o nasıl yaşadı, ümmetine bunu nasıl takdim etti, bunları öğreneceğiz. Çocuklara nasıl davrandı, savaşta nasıl davrandı, barışta nasıl davrandı, hastalanınca nasıl davrandı, kendisine yanlış davranıldığında nasıl davrandı. Bununla ilgili binlerce hadis-i şerif var, binlerce bilgi var, anekdot var. Doğru kaynaklardan bunlara mutlaka ulaşarak, mesela Riyazu Salihin'den başlayabilirsiniz. Her gün bir hadis-i şerif okuyun. Ya da haftada birkaç tane gününüz olsun, belli gününüz olsun. En az birkaç tane hadis-i şerif okuyun, öğrenin. Ve şöyle dua ederek başlayın. Ya Rabbi, beni Kur'an ahlakıyla ödünlendir. Ya Rabbi, beni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en güzeliyle modelleyenlerden eyle. Ya Rabbi, ben dosdoğru bir insan olmak istiyorum. İnsanlara iyi davranan, insanlara iyi gelen, hayatı daha güzel, daha doğru yaşamaya çalışan bir insan olmak istiyorum. Ne kendim zarar göreyim, ne onlara, başkalarına zarar vereyim. Ne ben ekside kalayım, ne birilerini eksiye çekeyim. Ne ben sadece ben diyeyim, ne de benim dilimle onlar bunu söylesin. Ya Rabbi, dilimi ve halimi ben iyi yapmak istiyorum. Sen bana yardım et. Sen yardım edenlerin en hayırlısısın diye dua edebilirsiniz. Niyet tutarak sadaka verin. Sadaka vermeyi hayatınızın merkezine alın canlarım benim. Bunun faydasını, bunun hikmetini, bunun bereketini Allah'ın izniyle hayatınızda göreceksiniz. Camilere gidin. Bazı vakit namazlarınızı camilerde kılın. Fakirlere yardım edin. Komşularınızı mutlaka araştırın. Anneciğim, kaç tane komşumuz fakir, bir fikrin var mı deyin. Eğer bir fikriniz yoksa mahalle muhtarına gidin. Muhtardan fakir olan, evine et alamayan, evine balık alamayan, çocuğuna ayakkabı alamayan yığınla insanlar olabiliyor. Gidin, hal hatır edin, tanıyın, tanışın, hatırlarını sorun. Mazlumlarla, mağdurlarla birlikte olduğunuz zaman gönlünüz öyle büyür, öyle yücelir, öyle güzelleşir ki dünyayı içine alacak kadar genişler. Allah'ın tabiri caizse kalbi de mazlumlarla birlikte atar. Allah'ın kalbi iyilerle birlikte atar. Allah'ın kalbi sevdikleriyle birlikte atar. Allah'ın istediklerini yapmak Allah'ın sevilmesine sebeptir. Zaten bizi seviyor. Zaten sevdiği için yarattı. Sevgiyle donattı. Ama eylemlerimizin de Allah'ın istediği şekilde olması bizi daha çok Rabbimizin rızasına yaklaştıracaktır. O yüzden bizi ayakta tutacak, fiziki olarak değil, manen ayakta tutacak ve
Dost doğru insan olduracak en önemli iki kaynak hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Kerim'dir. Bunlara sıkı sıkıya sarılın. Bilmiyorsanız öğrenin. Hepsini her zaman yapmak zorunda değilsiniz. Başınız açıksa da namazınızı kılın. Ondan sonra iyilik yapmaya devam edin. Haliniz ne olursa olsun. Kimsenin kınamasını aldırmayın. Kalbiniz düzeldikçe yolunuz düzelecektir. Kalbiniz düzeldikçe kıyafetiniz, haliniz düzelecektir. Kalbimizi düzeltecek en önemli iki kaynak da Rabbimizin kitabı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıdır. O yüzden güzel kızlarım, canlarım, insan olmayı biz bunlardan öğreniyoruz. İnsan olmayı, insanca bir duruşu bu kaynaklardan öğreniyoruz. Ve arkadaşlarınızla iyi bir iletişim içinde olarak doğru düşünen, doğru yaşamaya çalışan arkadaşlarınızla birlikte olarak, aileleriyle görüşerek kendinize güzel bir arkadaş grubu oluşturun. Kitapları okuyun, yazarlarla konuşun, yazarlarla buluşun, yayın evlerine gidin, camilere sık sık gidin ve lütfen İslam alimlerini tanıyın, İslam bilginlerini tanıyın, İslam klasiklerini okuyun. Çünkü bizim kadim değerlerimiz insanı merkeze alarak hayatı yapılandırır ve bizim de hem insan olarak dosdoğru olabilmek, dosdoğru kalabilmek hem de karşımızdaki insana insanca değer verebilmek için doğru kaynaklarla irtibatımızı ömür boyu sürdürmemiz gerekiyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.